Günaydınlar herkese sevgili seyircilerimiz, mutlu sabahlar, hayırlı cumalar efendim. 8 Temmuz 2011 haftanın son iş günü, cuma günündeyiz. Bir kez daha yayınımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Nasılsınız bugün? İnşallah haliniz, keyfiniz, vaktiniz yerindedir, sağlığınız yerindedir tabii ki her zaman olduğu gibi. Bugün biraz daha benim enerjim yüksek, biraz daha keyifliyim çünkü sabaha güllük gülistanlık, güneşli bir sabaha uyandık, İstanbul sabahına. Çünkü güneşin enerjisi farklı İbrahim Beyciğim. Güneş olunca gerçekten moralimizde, sağlığımız olduktan sonra zaten her şey keyifli olabiliyor. O yüzden herkes de mutlu, huzurlu, güzel ama hepsinden önemlisi de sağlıklı bir gün diliyor. Ve hiç vakit kaybetmeden tabii ki iletişim bilgilerimizi hatırlayarak bugünkü yayınımıza başlıyoruz. 0212-331-32-17, 331-32-18 ve 331-32-19 program süresince bize ulaşabilir. Bu numaralar üzerinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bugün çok fazla konu başlıklarımız var. İstiyoruz ki birçok kişiye ulaşalım, birçok kitleye sesimizi duyuralım. Tek bir sağlık sorunu konuşmayalım. Bir de çözüm noktasında bitkilerden bahsediyorsak, bu kadar basit, yan etkisi olmayan, geri dönüşümü olan, dolayısıyla birçok konu başlığını ele alalım dedik sevgili İbrahim Bey'le, böyle bir gündem oluşturduk. Dolayısıyla önce sinüzitten başlayacağız sevgili seyircilerimiz. Çocuklarda, erkeklerde, kadınlarda gözüken ciddi bir rahatsızlık nedir, ne değildir ve ne yapılabilir bitkiler noktasında. Sonra kalp ve damar rahatsızlıklarıyla devam edeceğiz. Sonra sedef hastalığı, yine ciddi bir deri rahatsızlığı, bunun üzerine konuşacağız. Ve en son kronik böbrek yetmezliğiyle programımızı kapatacağız. Bir kez daha sizlere ekran başına diyelim. Herbali sevgili İbrahim Gökçek, siz de programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Saygılar, hürmetler. Saygılar, hürmetler. Her şey yolunda mı? Bugün siz de böyle mutlu, güzel, enerjiksinizdir inşallah. Her zaman olduğu gibi. Şimdi sinüzitte başlayalım İbrahim Bey. Siz sinüzitte özel yine bir bitkiyle geldiniz. Şimdi buradan görüyorum böyle. Cirt atan veyahut da buna. Cirt atan? Cirt atan. Cirt atan denilir veyahut da. Ben bu bitkilerin ismine bayılıyorum. Hepsine ismini müsem. Kolayı kopardığınızda şu noktayı, sapından kopardığınızda içindeki sıvı ve tohumları fırlar böyle ileri doğru. 2 metre, 3 metre fırlar. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Deneyelim, kamerayı şey yapar. Bir mahsuru çocuk, yoksa yani. Yoksa denir, problem değil. Şimdi kameraman, şimdi mesela şöyle. Bana da gelebilir mi acaba? O. Döküldü, bütün fırladı. Ama kameraya yapacaktık onu. Kameraya yapacaktık. Kamerayı şey yapar. Şey, şuraya yapabilirdik. Neyse, ama hakikaten bir sürü tohumlar döküldü. Yok. Yani mesela bu bitkinin sinüzit üzerinde mi ciddi anlamda etkisi var? Bir bakabilir miyim? Yani şöyle bir şey olmaz değil mi? Diye. Yok, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hani yakma falan. Hayır, herhangi bir şey. Tabii parlar mı bilemiyorum ama çok enteresan. O yüzden sevgili seyircilerimizle de böyle görmelerini yakından paylaşmak istiyorum. Şöyle sıvısı var ve şu an yer olduğu gibi tohumlarla dolu. Enteresan bir şekilde. Neydi bunun adı İbrahim Bey? Cırt atan. Cırt atan, sinüzitte etkili. Evet. Hı-hı. Acı kavun da denir. Hı-hı. Şimdi bunun özelliği... Şöyle bir şey. Hemen hemen birçok yerde yabani enteresan olarak yetişir kendiliğinden. Hı-hı. Kopardığınızda içindeki tohum ve sıvıları 2 metre fırlar içeri doğru. Bu nedenle cırt atan denir. Hı-hı. Acıdır. Bu da ismi. Acı kavun da denir. Yenmez asla. Evet. Şimdi bunun sıvısı bir şişeye doldurulur. Üzerine 1:5 oranında etil alkol katılırsa, etil alkol, burun spreyi olarak kullanılabilir. Burunda sıktığında kişi, fakat 10 mililitre mesela bundan 50 mililitre etil alkol, alkol eczanede bulunur, alınır. Bunu burun spreyi şişesine konur ve buruna sinüzitü rahatsızlığı olan, buruna sıktığında az bir şey, fazla değil, bütün iltihabı sökücü özelliğe sahiptir. Hı hı. Direkt olarak, sıvı olarak bunu buruna çekmek burun kanamasına sebep olur. Hı. Yıllar önce ben bunun tentürünü yaptım, 30 yıl önce. Bir hanımefendi sürekli burun, yani sinüzit nedeniyle rahatsızlığı, baş ağrısı vesaire. Ona verdim, dedim ki dikkat edin, birkaç damla. Kocası da ya bir an önce kurtul, ne olacak, bir iki damladan demiş. Fazla damlatmış. Burnu kanamış. Burun kanamasına sebep olabilir. Birçok insan zaten bunu biliyor nasıl kullandığını. Bazıları bilmeden ya bundan da bir şey olur mu diye burnuna direkt çekmesinler. Çekerlerse çok yoğun iltihap çözücü özelliği var.
Ya bunlar çok önemli İbrahim Bey. Bunlar bıçak sırtı bir konu. Evet, bir şey kullanıyoruz. Çözüm noktasında belki geri dönüş alabiliyoruz ama beraberinde acaba yan etki yapar mı yapmaz? Mesela geçenlerde sizin de çok önemli yine hani bu zayıflama noktasında artık yatıyoruz kalkıyoruz zayıflamayı konuşuyoruz ya. Çünkü kilo problemi gerçekten hepimizi yakından ilgilendirdiği için ve herkes bir şekilde sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyor. Değişik değişik de yöntemler var ama mesela yosunu zayıflattığını, evet zayıflama noktasında etkisinin olduğunu söylemiştiniz. Fakat bilinçsiz tüketilirse beraberinde goiter yapıyor dediniz mesela. Yosun zayıflatır fakat yan tesiri çok büyük. Almanya'da bir ara hapı damlası derecesi yapılıp satılıyordu. Hı hı. Çok meşhurdu. Yan tesiri nedeniyle durduruldu, yasaklandı. Hı hı. Çeşit çeşit yosun türleri var. Zayıflamak için kullanılan mahsurlu. Yani tiroid bezesinin iot akışını engelliyor. İşte bunları çok iyi bilmek lazım. Kişi zayıflayacağım derken guatra sebep olur. Tabii. Piyasada diyet ürünü olarak satılan çok şey var. Mesela altın çileğin hiçbir faydasının olmadığı, hatta kilo aldırdığı ortaya çıktı. Hı hı. Fakat bazıları televizyonlarda günlerce reklamını yapıp köşeye döndü. Hı hı. Yani şekerli olan bir meyve asla zayıflatmaz. Hı hı. Şimdi evvelki gün bir beyefendi bana geldi. Adamcağızın sedefi azmış. Her tarafı yer olmuş. Tırnakları vesaire. Dedi ki ya bu mevsimde benim yaralarım azıyor dedi. İltihaplara, sedefi azıyor. Sen ya çok karpuz yiyorsun veya çok kiraz yiyorsun dedim. Nereden biliyorsun dedim. Tatlı çünkü. Hmm. Çok yoğun şeker içeriyor. Hmm. O da başka bir televizyon programında yani bu konularla pek fazla bilgisi olmayan bir vatandaşın tavsiyesi. Kiraz kürü diye duymuş kiraz televizyonda. Kiraz kürü. Kiraz kürü diye bir şey yok ki. Kiraz kürü yani kiraz yerseniz çok yoğun şeker içerir ve mantarı. Bugün bağırsan da mantar olmayan kişi yok. Hemen hemen insanların %99.99'unda yani hemen hemen herkeste bağırsakta mantar var. Bağırsakta mantar olan kişiler tatlı ve hamurlu yerken dikkat edecek. Onlardan uzak duracağız mümkün. Uzak durması tabii. Yani mantardan. Çünkü besliyor değil mi? Ya mantardan kurtulacak veya da tatlı yemeği bırakacak. Hı. Kiraz yemiş yani. Profesör Doktor X ismi önemli değil. Aman vermeyelim zaten. Bir, yani bu konularda bilgisi yok zaten. Hı hı. Kiraz kuru demiş şöyle şöyle iyi gelir. Vatandaş da oturmuş bir güzel afiyetle. Yiyor, tüketiyor. Her gün bol miktarda kiraz tüketiyor. Başka bir şey yemiyor. Hı hı. Çok çok mahsurlu. Ne kadar tatlı o kadar mantar besliyorsunuz. Mantar çoğaltıcı toksik madde. Hı hı. Sedefi azmış. Bütün tırnakları, derisi, her tarafı perişan olmuş. Deri hastalığı olanlar, ekzeması, sedefi, aknesi çok da var veya zaten. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem gibi alerjik reaksiyonlu hastalıkları olanlar evet. Asla karpuz ve kiraz gibi tatlı meyve zaman olduğu için söylüyorum. Hı hı. Dikkat etmeli. Dikkatli tüketiyor olmamız gerekiyor. Tüketmemeli. Çok, tüketmemeli, hiç tüketmemeli. Yani çok az belki yiyebiliriz. Çok az, tadımlık. Kürü mürü diyerekten bazıları hiçbir şey yemiyor. Sadece kiraz yiyor veya sadece karpuz yiyor. Artı karpuz yerken yanında peynir yiyor. Daha da zararlı. Konuşacağız tüm detaylarıyla. Önemli bunlar çünkü. Ama saatlerimiz onu gösterdiği için bir haber turumuz var sevgili seyirciler. Sonrasında kısa bir reklam arası. İbrahim Gökçek Beyefendi ile reklam dönüşü tekrar karşınızda olacağız. Sevgili seyircilerimiz, bitkilerin şifasından konuşmaya devam ediyoruz efendim. Konuğumuz artık sizler çok iyi tanıyorsunuz hem benim programımdan hem de diğer kanallardan herbalist İbrahim Gökçek. İbrahim Bey ile ilgili hafta içi ciddi anlamda sorular alıyorum, mailler alıyorum, dönüşler alıyorum İbrahim Bey. Birçok kişi sizin bu yöntemlerinizi kullanıyor. Güzel güzel dönüşler var ve herkes sizden bahsediyor diyebilirim. En azından kendi adıma konuşmak gerekirse benim çevremden 0212 331 32 17 18 19 telefon numaralarımız daha fazla bilgi için ya da uzmangozu.iletisinde5.com.tr'de mail adresimiz. Şimdi sinüzit dedik. Sinüzit de çok evet. Etken bir çok şeyden, etki. Bitkiden. Cırt atan. Evet. Cırt atan mıydı? Cırt atandan bahsettik. Şimdi sinüzitle ilgili eğer sıkıntı yaşıyorsanız sevgili seyircilerimiz daha fazla bilgi alabilirsiniz. Biz hani vakit kaybolmasın diye iyi değerlendirmek adına konudan konuya geçeceğiz. Şimdi yine çok ciddi bir rahatsızlık. Bulaşıcı değil ama yine de mesela sedefli bir hastayı gördüğüm zaman şahsen ben tokalı atışmaktan imtina edebiliyorum. Her ne kadar bulaşıcı olmadığını bilsem bile. Yani ciddi bir görsel sıkıntı İbrahim Beyciğim. Ne yapacağız? Neden sedef hastası gözüküyor bir insanda ve çözüm noktasında kişiler neler yapmalı ki sedeften tamamen kurtulsunlar? Buyurun. Sedef hastalığı ile ilgili Profesör Doktor Simoncini, İtalyan asıllı doktor.
yüzyılın en büyük buluşunu yaptı. Yani bugüne kadar bütün hala aynı şeyi söylüyor. Birçok sedef uzmanı, doktor dahi bu buluştan haberi yok. Diyorlar ki sedef neden olur, niçin olur bilinmiyor, bulunamadı, anlaşılmıyor vesaire. Öyle değil. Biliniyor artık. Simoncini 30 yıl, Doktor Simoncini, İtalyan, sedef hastalıkları üzerine araştırma yapmış, belgeli. Hı hı. Fotoğraflarla, kameralarla belgelemiş. Hı hı. Bağırsaktaki mantarların sedefe sebep olduğunu belgelemiş. Hı. Artık bu kreatin yetersizliği nedeniyle, işte bir protein yetersizliği nedeniyle, hücre hızlanması, hücrenin hızlı büyümesi nedeniyle ortaya çıkan bir hastalık değil. Deri purpur olur, hı hı, altı kızarır, kaşıntılı olan olur. Kaşıntılı evet, olan, değişik çeşit türleri var. Türleri var. Hı hı. Sedefin neden niçin olduğu belli. Tedavisi de belli. Hı hı. Bununla ilgili şöyle elimizde bir bitki var. Türkiye'de parklarda, bahçelerde yetişir. Mahonya. 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 Mahonya'nın... Acaba Türkçeleştirmiş bir ismi var mı bitkimiz? Bunun vatanı şey... Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştiği için Türkiye'de yeni de sonradan gelmiş. Parklarda, bahçelerde. Bol bol var diyorsun. Belki ismi başkadır. Evet. Yani bir isim koymuşlardır. Bilmiyorum. Amber Beris denen bizde bir bitki var. Hı-hı. Ona benzer. Çiçekleri böyle sarı. Hı-hı. Üzüm salkımı gibi. Hı-hı. Biraz daha yukarı. Ya da ben şöyle göstereyim sevgili seyircilerimize. Şöyle bir bitki sevgili seyirciler. Evet, meyvelerden böyle. Küçük küçük üzüm tanesi gibi mor meyveleri var. Evet, mahonya dediğimiz mahonya. Bitki şöyle şu şekilde. Evet. Bu çiçeksiz hali. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Profesör doktor, Alman doktorlar. Wiesenau, Profesör doktor Lütke, Profesör doktor Giele ve bunların ekibi yani ekip çalışması. Hı hı. Mahonya'nın kökünün kabuğu ekstrakti ile sedef hastaları tedavi edilmiştir. Belgeli. Yani burada, hı hı, klinik araştırmalar var. Hı hı. Bu dergi Almanca bir dergi. Evet. Said Şirifil Fitoterapi. Hı hı. Yani fitoterapi ile ilgili bir dergi. Burada da klinik yani araştırmalar var. Hı hı. Hangi hastalar üzerinden ne zaman nerede denenmiş. Hı hı. Belge var. Yani artık